Merhabalar. Bu hafta haftalık oyun videosu çekmek çok istemedim aslında. Yani çok da doğru gelmiyor çünkü e, hala 2022 yılında ciddi ciddi savaşlar çıkabiliyor arkadaşlar ve hani baya da benim fikrim bu göstere gösteri oldu, e, yığınaklar falan filan yapıldı e, ve hani bütün sürece baktığımız zaman işte. Ne bileyim yani hem Amerika hem Avrupa'nın Ukrayna'yı gazlaması falan derken yani bu noktaya gelindi ve e, Üzücü olaylar yaşanıyor ki yani oradaki insanlar için bu üzücü tanımı çok hafif kalıyor yani gerçekten Çok zor durumlar e, Ve hani burada da oyun fırsatı işte GTA'da ne varmış falan bunları konuşmak çok mantıklı gelmiyor ama Bu hafta sonuna özel e, Ubisoft'un Valhalla oyununu e, ücretsiz oynatma e, şeyi var arkadaşlar. Yani kampanyası var. E, hatta bugün de başladı. 24 Şubat 12'den itibaren başlıyormuş. E, Şubat'ın 28'inde de ona doğru, e, akşam ona doğru bitiyor. Şurada yazıyor. Yani hiç de az olmayan bir süre var arkadaşlar. Bu süre içerisinde hani tamamını oynamasanız bile deneme şansınız olacak ve hani ben bu videoyu çekmezsem de bunu haber verme fırsatım olmayacağı için bunu çekmiş bulundum yoksa hani e, çok da böyle bir videoya girişmek istemiyordum. E, fazla uzatmadan arkadaşlar hani diğer yerleri biliyorsunuz Game Pass'te e, oynayabildiğiniz oyunlar var yani hani geliyor gidiyor. E, Prime'ın kendine göre bir şeyler gelip gidiyor işte FIFA'da falan bir şeyler olmuş. Gidecek olanları da zaten yazıyor burada. Ben de hatta kaçırdığım bir şeyi de aldım bugün. Hazır girmişken gördüm Lol ile ilgili bir şeyi. Bu ay unutmuşum herhalde. Yani buralara bakabilirsiniz. Hani fazla uzatmayacağım. GTA'ya hemen geçeceğim. GTA'da bu hafta böyle ilginç bir hafta. ile ilgili tema var gibi. Security kontratlar agency'deki e, görevlerinizi arkadaşlar Franklin'de arayarak alabiliyorsunuz. Bu genkleri falan e, parçalama e, yani genk atak gibi şeyler var. Hani gidip temizliyorsunuz ve e, görevin sonucunda da para kazanıyorsunuz. Bunlar 2x. 2x olması güzel. Neden diyecek olursanız çünkü belli sayıda kontrat yaparsanız sanıyorum 200 taneydi. 200 tane kontrat yaptığınızda kasanıza agencydeki kasaya gelen para miktarını maksimuma ulaştırıyorsunuz yani her gün biriken miktar maksimum seviyeye çıkıyor ve her gün daha fazla kasadan para kazancı sağlayabiliyorsunuz o yüzden hani 2x haftasında mümkün olduğunca kontrat yapıp win win durumu yaşayabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar flight school'a falan 2x ver gelmiş smuggler sale 2x gelmiş smuggler sale arkadaşlar e, hangardaki görevler pek yapmadığımız biraz zor çünkü gerçekten hani havalanıyorsun vuruyorsun sonra ne bileyim e, yere inip kutuyu alıyorsun falan biraz e, yorucu oluyor yani herhangi bir security kontrak yaparsanız bu tişörtü kazanacakmışsınız arkadaşlar. E, Agency'lerde de %25 indirim varmış. E, o şekilde de bir indirimden söz konusu hani agency yoksa. E, hangarlarda zaten dediğimiz gibi 3x arkadaşlar. Hangar görevlere fena değil. Hani eğlenceli bir de eğer kutuları biriktiriyorsanız hani hangarda da kutu biriktirme yaptıysanız bu hafta satarsanız baya güzel para kazanırsınız zaten bu kutu görevlerini genelde biriktiriyor insanlar artık hani direkt satmıyor da öyle 2x 3x'lerde satıyorlar. Ee, belki birikmiştir. Air Reisler hava temalı demiştik. Ee, yarışlarda 3x ödül var. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız kosatkayı alamıyorsanız. Ee, üstteki görevler 2x 3x ama onlar parayla almanız gereken yerler hangar gerekiyor agency gerekiyor ama bunlar jobdan girilebildiği için e, buradan hafta boyunca güzel para toplayıp posatkayı alabilirsiniz her hafta bunu da e, belirteceğim artık hani bu hafta bu jobları oynarsanız e, 2 milyona hızlı ulaşabilirsiniz şeklinde anlatacağım e, yani yoksa Kosatkanız varsa sırf para için yapılacak görevler değil de... Eğlencelidir yani hani uçak görevleri de. Flight School arkadaşlar hiç yapmadıysanız havaalanında birkaç tane görev var. Bunları tamamlayınca size achievement falan da veriyor. Hani hiç yapmadıysanız yapabilirsiniz bugün bu hafta. Hem ödülde 2x'miş. Traptor görevinde 2x var. Bunu da arkadaşlar yeni başlayanlar için bu da güzel... Job dur bu da buradan da para kazanabilirsiniz bir miktar hani biraz da kazanırsanız olur rapid GT bizim kendi aramızda yarış yaparken kullandığımız arabalardan ve prize ride'a gelmiş çok pahalı bir araç değil ama hani hafta içerisinde sadece 5 yarışta ilk 3'te olsanız 700 street yarışında o yüzden yapması da zor olmadığı için... Alınabilir. Ben parayla almıştım. Hani Uğraşır mıyım bilmiyorum ama e, yani hani tercih edebilirsiniz. Çok zor değil. 5 tane yarışa girip ilk 3'e gireceksiniz. Hani 5 gün arka arkaya olması gerekmiyor. E, arka arkaya olmadığı için sorun yok. Test ride'a da bu araçlar gelmiş arkadaşlar. Deneyebiliyorsunuz. Podium'daki aracı yine güzel animasyonuyla Retinue'nin Mark 1'ini koymuşlar herhalde. Bu da bizim normalde rallilerde kullandığımız araçlardan ama MK2 olduğu için çok karlı olmayabilir. İndirimde olanlar var. Hangarlar %40 indirimde. Hangarın videosu var kanalda. Ee, askeri içerisinde bir hangar alın. Eğer hala hangarınız yoksa veya askeriye dışındaysa askeriyedeki hangar sizin askeriyenin üzerinden rahatlıkla dolaşmanızı sağlıyor. Ee, yıldız olmadan Hani askeriye de bir hangar almanızı tavsiye ediyorum. %40 indirimdeyken hangarlar güzel. Hangarların upgrade ve modifikasyonları da %40 indirimdeymiş. Ee, birkaç tane de uçakta indirim gözüküyor arkadaşlar. Hani dikkatimi çeken varmış. Şu dike inip kalka da biliyor ve suya da inebiliyor. Hani bu açılardan hani şey bir araç. Ee, nasıl diyeyim? Versatile yani çok yönlü bir araç yani %30 indirimde tercih edilebilir. Bunu çok bilemeyeceğim. Bunun çok bir olayı var mı? Bu da e, şeye girmeyen Sparrow var arkadaşlar. Denize konabiliyor ama e, yani denizaltının içine girmiyor. Hani böyle de bir Sparrow var oyunda ama bu roket falan takılmıyor. E, bu eğlenceli oluyor. Etkinlikler yapıyoruz biz ama hani çok da e, bir anlamı olan bir araç değil. Yani baktığımız zaman çok da bir şey yok. Hydra çok eski Hydra'ya %15 getirmiş lan sadece. Ayıp. Ee, Çita klasik bu bence güzel bir spor araba alabilirsiniz. Güzel indirimde. Bakıyorum çok da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Yani bu hafta bunu da İngiliz e, Dave'in görevlerini yaparsanız bir tane bedava hediye alıyorsunuz. İngiliz Dave aradığında yüzüne kapamayın görevlerini yapın derim. O yüzden e, bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Haftalıkta 100k Prime'dan geliyor. Prime hesabınız var ise. Dediğim gibi bugün ekstra böyle keyifsizim. Kusura bakmayın videonun da böyle olmasına. Böyle çok heyecanlı anlatamam. Eksik kalan illaki bir şeyler vardır. Dediğim gibi yani beni e, şey yapan bu oldu aslında. E, bir de arkadaşlar Grid Legends çıkıyor. ...Grid Legends'a da game pass'iniz varsa 10 saat istediğiniz bir zaman... ...oynama hakkınız var, deneyebilirsiniz. Ben de Rastgele Racing kanalında denedim. Ee, yani hani e, bunun için çekiyorum videoyu da. Dediğim gibi güzel bir oyun. Ee, deneyimlemek isteyenler deneyebilir. Bir de hani benim gibi eğer oyunları çok uzun süre oynamıyorsanız... ...hafta sonu boyunca ben bunu oynasam mesela... Bir daha oynamama gerek kalmaz diye düşünüyorum Hani e, o şekilde oynayabilirsiniz yani e, güzel bir hafta sonu boyu oynama ödülü olmuş Hadi bakalım görüşmek üzere hoşçakalın Umarım bu savaşlarda e, daha fazla uzamadan biter ve yeniden de yaşanmaz diyelim Hoşçakalın